Manşete hoş geldiniz. Millet İttifakı yola çıktı. 30 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen toplantıyla, dünkü toplantıyla çok geniş bir metin kamuoyuna açıklandı ve adeta bir hükümet programı paylaşıldı. Köklü sorunlar var bu ortaya çıkıyor. Yani birazdan vaatlere ve vaatlerin altındaki nedenlere bakacağız ama o metni okuyunca 9 ana başlıkta 75 alt başlık, 2300'den fazla vaat. Yüzlerce sayfalık bir metin. Tabi bu metni uzmanlar bile okumayacak söyleyeyim yani. Gazeteciler, uzmanlar bile okumayacak. Sadece ilgili maddelere bakarlar. Yani bu esasen e, kamuoyu önünde bir mutabakat zaptı. Yani bunu herkesin okuması gerekmiyor. Mutlaka bu vaatler broşürleştirilecek veya e, halka daha anlatılır hale getirilecek, basitleştirilecek ve kampanyada bu biçimde kullanılacak. Fakat bu şunu gösteriyor Ben gerek toplantıyı seyrederken gerek e, neler söylenmiş o mutabakat metnini krizden kurtuluş reçetesi olarak sunulan bu metni karıştırırken şunu gördüm köklü sorunlar var o kadar tahrip olmuş ki her şey o kadar taş taş üstünde kalmamış ki her e, alana müdahale etmek ve her alanın, her alanda köklü revizyonlar, değişiklikler yapmak gerekiyor. Bazı noktalarda restorasyon, bazı noktalarda da yıkıp yeniden inşa etmek gerekiyor. O açıdan Türkiye'de yönetimi dev alacak yeni iktidarın işi çok zor. Köklü sorunlar var. Bunu görüyorsunuz mutabakat metninde. Ortak politikalar mutabakat metninde. İki şunu görüyorsunuz. Bu sorunların kaynağı, yegane kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yegane kaynağı mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Son 10 yılda birikerek artarak gelen sorunlar özellikle 2018'den bu tarafa artık girift bir hale dönüşmüş. Bir sorunlar yumağı haline, içinden çıkılmaz hale dönüşmüş. Bunu görüyorsunuz. Bu maddelerden 2300 vaadi ekrana getirecek, tek tek okuyacak halim yok. Buna zaten saatler yetmez. Fakat bu maddelerden 30 kadarını sizin için seçtim. Ekrana grafik olarak da düşüreceğim. 4 ayrı grafik halinde. Hepsini de okumayacağım ama bazı maddelerin altını çizeceğim ve bazı maddelerin neden orada olduğunu anlatacağım. Siz ekranda düşen grafiklerde benim seçtiğim e, vaatleri ve neden onları seçtik, e, seçtiğimi düşünebilirsiniz. Ben konuşurken onları okuyabilirsiniz. Zaten ekrana düşündüğüm, düşürdüğüm her şeyi okumuyorum. Bazı şeyleri sadece nazara veriyorum. Şimdi başlayalım. Millet ittifakı, işte bu ortak politikalar mutabakat metnini altı lider sahneden de bu şekilde sahip çıkarak, ellerinde tutarak poz vererek. E, gösterdiler ama sahneye çıkmadılar toplantıda temsilcileri sahneye çıktı hemen her konuda uzman temsilci çıktı ve konuştu ekonomi hukuk sosyal politikalar vesaire esasen sadece bu toplantı tek başına açıklanan yüzlerce sayfalık metin 2.300'den fazla vaat bilmem ne kadar başlık alt başlık bir yana e, tek başına iktidar için umuttur güvendir yatırımdır ben e, öyle bakıyorum ve insanlar Seçime sandığa gittiklerinde umuda, güvene oy verirler ve buna yatırım yaparlar. E, fakat, büyük bir fakat var. Evet Türkiye'de taş taş üstünde kalmadı. Yani ahim kararlarına uyulup uyulmaması çoğu vatandaşın gündeminde olmayabilir. Ya da olağanüstü halle ilgili düzenlemeler bize ne bundan diyebilir çoğu vatandaş. Ya da Hakim Savcılar Kurulu'nun ikiye bölünmesi ve Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın o kuruldan dışlanması. Ya kimse teknik olarak bunu anlayamaz da anlatamaz da. Böyle, yani özellikle hukuki tabirler. Merkez Bankası'nın pozisyonuyla ilgili işte konu, yazılan satırlar. İşin uzmanının anlayacağı, kavrayabileceği ve değerlendirebileceği konulardır. Vatandaşa oy kullanacak sıradan seçmene bu, bu metnin anlaşılır bir biçimde broşürleştirilerek veya bir seçim kampanyası haline dönüştürülerek aktarılması, geçirilmesi gerekiyor. O önemli. Çünkü seçmenin yeni iktidara vereceği kredi sınırsız değildir. Elbette... Halkın yarısı yarısından çoğu bu iktidarın değişmesini ve Erdoğan'ın ülkeyi iyiye götürmediğini ve ekonominin kötü yönetildiğini ve daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Yapılan bütün anketlerin ortak cümlesi bu. Ekonomi kötü yönetiliyor, ülke kötü yönetiliyor ve daha iyi yönetilmeyecek. Bu iktidar devam ederse işler daha iyiye gitmeyecek. Buna bu soruya verilen cevap kimi ankette %50, kimi ankette 55, kimi ankette %60. Ama enteresan bir çaresizlik içerisinde seçimlerde mevcut iktidara oy verdi seçmen ve belki de Erdoğan'ın en önemli başarısı seçim kazanmaktı. Ülkeyi batırırken ülke yönetiminde hiçbir varlık gösteremezken seçim kazanmakta başarı gösterdi ki sadece bunun istisnası 2019 İstanbul yerel seçimleri oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her kim iktidara gelirse gelsin bu iktidara verilecek kredi sınırsız değil çok büyük sorunlar var. Başta ekonomik buhran olmak üzere. 100 günlük, 300 günlük, 500 günlük planlarla bu ortaya konmalı. 100 günde şunu hayata geçireceğiz, yapacağız ve bu sağlanmalı. 300 günde şunu yapacağız ve nihai olarak 500 günde hani eskiden iktidarlar daha doğrusu iktidara talip olanlar seçim vaatlerinde bunu söylerlerdi. 500 günün sonunda cebinizde parayı göreceksiniz. Bunu yapmak icap ediyor. Şimdi ee, Seçtiğim 30 vadi önemli vadi 4 ayrı grafik halinde ekrana düşüreceğim. Hepsini okumayacağım ama bazı vaatlerin altını çizeceğim. Şimdi en çok e, alkışlanan e, vaatler bunlardı. E, özellikle Cumhurbaşkanlığı kullanımındaki uçak sayısının azaltılması, sarayın boşaltılarak Çankaya Köşkü'ne taşınması, yalı saraylarının falan neyse halkın kullanımına, kullanımına açılması gibi konulardı. Kanal İstanbul'un iptal edilmesi gibi konulardı köklü sorunlar var ve başta da dediğim gibi bunun kaynağı Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi. O görülüyor ve ondan dolayı da büyük alkış alıyor. Elbette o salonda 3000 kişilik Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'ndeki o salonda toplanan insanların tamamı muhalife iktidardan haz etmiyor. Ayrı bir konu ama vaatlerden yani vaatler konuşulurken, vaatler anlatılırken, ilan edilirken e, tutulan tempo, gelen alkış da belirleyici. ...o yılgınlığı ve bıkkınlığı göstermesi açısından önemli. Ve hukuk. Ben açıkçası e, bu mutabakat metnine bakarken... ...özellikle hukukla ilgili maddeleri önemsedim... ...ve onların altını çizdim. Bu elbette sıradan insanların... ...ya bizim zaten devletin savcısıyla, mahkemesiyle ne işimiz var... ...biz işimize bakıyoruz... İşte, ...nafakamızı çıkaralım yeter diyen insanların çok fazla gündeminde olmayabilir... ...ama iş oradan başlıyor... ...ve siz bunu sıradan bir seçmene anlatamayabilirsiniz... ...fakat... E, aklı başında olan insanlar hukuk düzeninin lağvedilmesiyle zaten olayların başladığını ve bugünlere geldiğini görüyor ve biliyor. Bu maddeler önemli. Yani e, ne olduysa zaten son 10 senede oldu ve bu son 10 senenin 6-7 senesinde oldu. Özellikle 2016'dan bu tarafa o OHAL kararnameleriyle. Kararnamelerin sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması gerekiyor. Esasen bu cümleler de biz bunu yapacağız demeye getiriyor. Şimdi bazı KHK'lılar somut ifadeler orada görememiş olabilirler. Ama demiş yani kanun hükmünde kararnameden dolayı işte mağduriyetlere son verilecek. Yani bu maddeyi oraya koymuş. Yani daha da fazla ileri ya da şu olsun bu olsun gibi beklentilere girmemek gerekiyor. Çünkü zaten liderler bunun farkındalar. Ülkede nasıl çivinin çıktığının, adaletin çivisinin çıktığının zaten farkındalar. Ve normalleşme iktidar değişimiyle e, ortaya çıkacak normalleşme bütün bunların hepsini halledecek. Ve şu görülecek. 6-7 yıl içerisinde yayımlanan ve e, ülkenin altını üstüne getiren, insanları mahveden, hayatları söndüren kararnameler sonuçlarıyla beraber peyderpey ortadan kalkacak. Bu görülecek. Askeri liseleri, polis kolejlerini falan kapattılar, akademileri falan kapattılar. Yani Sinek, tamam sineklerle mücadele ediyorsunuz da şey bu kurumlardan ne istediniz? Yani anlatabiliyor muyum? Evet, enteresan bir şey, enteresan bir durum. Kürtlerle ilgili bir vurgu yok, hiç kelimesi geçmedi deniyor. İşte cem evleriyle ilgili bir vurgu yok. Şunu gözlemledim ben şeyde, özellikle Türkiye muhalefeti veya Türkiye'de muhalefet yanında konumlanan basın erbabında tümüyle bardağın boş tarafına odaklanıp bardağın boş tarafına bindirme, bardağın boş tarafında tepinme ve bardağın boş tarafını nazara verme. Pek çok şey söylenmiş ve zaten onun altına bakıldığında görülüyor. İşte İstanbul Sözleşmesi falan yani uluslararası sözleşmelerin tesis edilmesi var. Falan. Yani o zaten İstanbul Sözleşmesi de uluslararası bir sözleşme. Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin en ana 3 sorunundan biri midir? 5 sorunundan biri midir? 10 sorunundan biri midir? Kadına şiddetle ilgili pek çok madde var. Onun için bazı konuları cımbızla çekip de e, bütünü ıskalamamak icap ediyor. Şimdi tamam Kürtlerle ilgili ülkenin temel meselelerinden biri bununla ilgili belli hassasiyetlerden dolayı orada iyi Parti var, Saadet Partisi var, öbürü Beriki var. CHP tek başına yazmıyor ki onu veya Deva Partisi tek başına yazmıyor ki ama Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın özellikle son haftalardaki çıkışlarını herkes hatırlıyor. Demirtaş'tan başlayarak işte Kürt sorununa dikkat çekerek, ana dilde eğitime dikkat çekerek filan temel hak ve hürriyetlere dikkat çekerek. Orada diyor ki kayı mı uygulamasına son verilecek. Bu ne? Bu özellikle belediyelere atılan kayyım. Zaten bununla diyor ki Millet İttifakı bir anlamda ya arkadaş halkın iradesinin önüne hiçbir şey geçemez. Devlet de geçemez, İçişleri Bakanlığı da geçemez, vali de geçemez. Ve halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı görevine devam eder arkadaş diyor. O bir biçimde alınıp oradan yerine kayyım atanmaz diyor. Bunu şirketlere atana, atanan kayın ve diğer pek çok konulara da teşmil edebilirsiniz. Gerçi o vurgu ona değil ama yani kayın uygulamasına son verilecek demek bir anlamda Kürt seçmenin iradesine saygı demek. Yani bu bu şekilde yorumlanabilir. Seçim barajının indirilmesi Cumhurbaşkanı bir kez 7 yılına seçilecek filan gibi konular eskiye dönüş seçim barajı değil elbette ama eskiye dönüş partilere hazine katkısı %1'e çekilecek. Seçim barajı %3 Türkiye için iyidir. Öteden beri bunu savunuyorum. Türkiye için iyidir. Demokrasi biraz daha pekiştikten sonra bu %1'e de düşürülebilir. Hatta dar bölge sistemine gidilebilir. Yani 600 milletvekili varsa 600 seçim bölgesine bölünür ve belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi her bölgede en yüksek oya alan milletvekili olarak seçilir. Ama buna biraz daha zaman var öyle görülüyor. Atatürk Havalimanı'nın zaten görsel olarak da onu seçtim. Yeniden uçuşa, uçuşa açılması, hicrandır Atatürk Havalimanı'nda pistlerin kırılması, oranın ya millet bahçesine dönüştürülmesi filan Hicrandır yani. Kalıcı yaz saati kolay. Fakat e, bu dördüncü, dördüncü grafikte benim çok önemsediğim konular var. Biri de eğitim sistemiyle ilgili konu. Elbette işte yabancı dil eğitimi ve yabancı dil eğitimine gençlerin özendirilmesi ve bu işin erken yaşlarda başlaması gibi konular var. Bu çok önemli. Fakat özellikle devlet okullarına giden öğrencilere ücretsiz süt, kahvaltı ve öğle yemeği. Bunu yapabilirsiniz ve... Buna aktarılan kaynak var ya, yani saray herhangi bir kurumuna, herhangi bir iş adamına e, verdiği ihaleyle şu anda o karşılanabilir. Herhangi bir hatta iş adamının, saraya bağlı iş adamının, o beşli çete deniyor ya, bir iş adamının vergi barışı ile falan bile bunu çözebilirsiniz yani. evet Bu çok önemli. Okullarda ücretsiz yemek bu, batıda yaygın olarak var. Bölge bölge ülke ülke uygulamalar değişmekle birlikte bazı ülkelerde dar gelirli insanlara bu ayrıcalık tanınıyor. Bazı ülkelerde sınıf ayrımı yapılıyor yani e, ilk öğretimde filan. Neyse bir de şunu önemsiyorum burada. E, zorunlu eğitim bir yılı okul öncesi eğitim olmak üzere 1 artı 5 artı 4 artı 3 şeklinde uygulanacak diyor. Ben okul öncesi eğitimin e, programa alınmasını çok önemsiyorum. Ben İngiltere'ye geldiğimde 2016 yılında kızım 4 yaşını doldurmuştu ve gelir gelmez anaokulu diyeceğimiz burada nursery deniyor. Anaokuluna gitti. Çünkü İngiltere'de 48 ayı dolduran çocuklar yaş olarak 48 ayı doldurdukları günden itibaren okula başlıyorlar ve 2 yıl boyunca anaokuluna gidiyorlar Türkçesiyle. Sonra işte 1. sınıf, 2. sınıf başlıyor. Oğlum 7 yaşındaydı, o 2. sınıftan başladı. Kızım 4 yaşındaydı, anaokulundan başladı ve 2 yıl gitti. Ve ücretsiz bu. E, bu çok önemli. Bu bir yıl olarak düşünülmüş ama ideali iki yıl. Batı'da da bu yaygın olarak böyle uygulanıyor. En az iki yıl olarak revize edilmeli sonraki dönemde. Gençlere pasaportu ücretsiz verilmesi, yurt dışına çıkışta harç alınmaması falan da güzel. Bir anlamda bu genç oylarını da kazanmayı amaçlıyor. Yurt dışına çıkışta kimseden harç almayın arkadaş. Sadece gençlerden değil. Evet. En çok alkışlananları da bu şekilde sıralamış Cumhuriyet Gazetesi okuyabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün birinci sayfada verdiği bu karikatürü önemsiyorum. Altılı Masa artık Millet İttifakı oldu ama o masanın karikatürize edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı koltuğu ters çevrilip masaya konmuş. Yani bir anlamda diyor ki liderler inisiyatifi ele aldı ve işte artık programı belirliyor. Buna %100 katılmıyorum. Şöyle ki bir takım konular yani bu işlerin nasıl çözüleceği ya da e, ...bu işlerin nasıl yönetileceği... ...ilk 100 gün, 300 gün icraatları falan gibi konular... ...elbette Cumhurbaşkanı'nın... ...uhtesinde olacak ve adayla belirlenecek... ...adayın ortaya çıkmasıyla... ...adayın açıklaması gereken konular. Yani bazı konular... ...aday... E, ...ramına e, değerlendirilmemiş. Bazı konular adaya bırakılmış durumda. O açıdan da bir hassasiyet gözlemledim ben. Özellikle dünkü... E, ...Ortak Mutabakat metni açıklamasında. Evet bir hükümet programı var... ...ama... E, mühim konular uygulama takvimi Vesaire adaya bırakılmış Ayrıca şunu da önemsememiz gerekiyor Evet bu hükümet programında Cumhurbaşkanı kararnameleri kalkacak Seçim sistemi şöyle olacak böyle olacak konular var Güçlendirilmiş parlamenter sistem Falan var ama Cumhurbaşkanı seçildiğinde mevcut yetkilerle Ülkeyi yönetecek Parlamenter sisteme geçinceye kadar Yeni seçim yapılıncaya kadar e, Ve Cumhurbaşkanı yeni seçilen Cumhurbaşkanının ee, kararname yetkisini kullanması gerekiyor. Bir kere zaten göreve başladığında mevcut Cumhurbaşkanının kararnamelerinin önemli bir bölümünü iptal etmesi gerekiyor. Sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırması gerekiyor. Bu konuda da sürate ihtiyaç var. Meclis'te komisyonla şunda bunda uğraşacak hal yok. Bazı konular hızla e, ilk 3 ay, 6 ay içerisinde kararnamelerle halledilmek zorunda. Ayrıca kimsenin endişe edecek hali de olmamalı. Kim seçilirse seçilsin oraya kim seçilirse seçilsin. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener kim seçilirse seçilsin. Mevcut adaylar veya konuşulan adaylar içerisinde. Hiçbiri Erdoğan olmayacak. Erdoğan bugüne bu pozisyona 20 yılda geldi. Dolayısıyla bir Ekrem İmamoğlu'ndan, bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bir Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu çıkacak. Böyle bir potansiyel var falan gibi endişe etmeye gerek yok. Mevcut Cumhurbaşkanı yani seçilecek Cumhurbaşkanının ilk 3 ay, 6 ay içerisinde tüm yetkilerini kullanarak en azından tahribatı minimize ederek bir takım hataları telafi etmesi veya bir takım hakları teslim etmesi icap ediyor. Ne zaman e, aday ortaya çıkacak. İşte Ankara'da konuşan muhabir ve gazetecilere, yorumculara dikkat ettim. Onlar da daha çok işte adayın açıklanmaması üzerinde falan hayıflanıyorlar. İşte e, fakat bu açıklandı. Yani bunu Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yayınında açıkladı. 13 Şubat'ta adayı belirleyeceğiz dedi. Fakat muhtemelen 13 Şubat'ta değil. E, bir önceki yayında 13 Şubat'ta açıklanacak gibi bir ifadem oldu. Onu revize edeyim. Belli ki 13 Ocak'ta açıklanmayacak aday belirlenecek. 13 Ocak'ı takip eden günlerde dünkü Ato e, Kongre Merkezi'ndeki toplantı gibi geniş bir aday tanıtım toplantısı yapılıp aday orada ilan edilecek. Ama şunu söyleyeyim 13 Şubat'ta Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda aday belirlenecekse e, o aday kulislere sızar. Kim olduğu ortaya çıkar ve aday tanıtım toplantısında da herkes kim olduğunu bilir parantez söyleyelim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halen e, ilan edilmemekle birlikte en güçlü aday olarak e, varlığını, ağırlığını sürdürüyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte fotoğraf çalışması, afiş çalışması, kampanya çalışması gibi çalışmalar içinde start verdiği, bir ekibin arkada bunun için hazırlık yaptığı, plan yaptığı kulisleri de var. Evet. Önemsiyorum. E, elbette 3600 ek göstergeden emeklilerle ilgili konulara, öğretmenlerle ilgili, memurlarla, çiftçilerle ilgili konulara, pek çok konulara ilişkin de şeyler var, değerlendirmeler var. KPSS sınavı, işte efendim mülakatla işe alıma son, iş e, alımına son, ya e, başvurulara son, neyse artık yani mülakat sisteminin kaldırılması, tam toparlayamadım lafı. Pek çok şey var. E, ve herkes kendine uygun. Elbette e, vaatleri önemsiyor olabilir. E, fakat, bir ülkede e, ekonomi, sonra adalet, sonra güvenlik çökmüşse bunun tesis edilmesi gerekiyor. Ben e, bu mutabakat metninde e, bu çözüme dönük iradeyi gördüğümü söyleyebilirim. Üç tane örnek vereceğim. Ekonomi, güvenlik ve adaletle ilgili. Son bir iki günün hadisesi. Bankaların 2022 yılı karı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmiş. %366 artarak 433 milyar TL. Yani e, ne bileyim dövize endeksli mevduatla şunla bunla yani koydukları her uygulamayla, hayata geçirdikleri her uygulamayla kendilerini etraflarını ve bankaları falan zenginleştirmeyi hedef alan, amaçlayan, vatandaşı düşünmeyen bir ekonomi yönetimi söz konusu ki zaten kamu bankaları varlık fonunda. Varlık fonunun başında da Erdoğan var. İşte Millet İttifakı varlık fonunda lağvedecek bakalım. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2022 yılı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bankalar uçuyor. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın açıkladığı %8'lik, 9'luk neyse politika faiziyle oraya borçlanıyor. 30'a 35'e vatandaşa veya işte tüccara küçük orta ölçekli işletmeye iş adamına satıyor. Aradaki kârı da indiriyor işte. Aradaki kâr da bu. Merkez Bankası faizinin neden düşük tutulduğu da anlaşılıyor değil mi? Yani Merkez Bankası'nın politika faizi kredi faizleri arasındaki uçurumda bakılabilir. İşte o aradaki uçurum bankalara kar olarak gidiyor. Güvenlik Erdoğan'la Soylu'yla fotoğrafı olan bir iş adamı Ali Osman Akat uyuşturucu kaçakçılığından beraat etmiş. Yani mafyalaşmış devlet, devletleşmiş mafya ne derseniz. Güvenlik kaygısı ve adalet. Ağır hasta tutuklu Sıddık Güler, 81 yaşında, 27 yıldır tutuklu ve onca hastalığı var. Zaten 81 yaşına gelmiş insanın hele cezaevi koşullarında yığınla problemi vardır. Hipertansiyon, iki defa anji olmuş, kalp iltihaplı eklem romatizması. Diyor ki eşi hastalığı ilerliyor, unutkanlığı baş gösterdi, su içmeyi bile unutuyor. 1994 yılında Diyarbakır'da bir çatışmada pompalı tüfekle o çatışmaya katıldığı gerekçesiyle tutulmuş, hala da tutuluyor 81 yaşında. Evet. Yani Katıldığı olay veya karıştığı olayla ilgili de epey bir dava dosyasına falan bakıldığında sıkıntı var. Sıkıntı olan bir isim. Evet. Böyleyken böyle önemli yani ekonomi, güvenlik ve adalet açısından son derece önemli yeni iktidarın yapacağı işler sınırlarımızın dışı gerçekten kaygı verici. Boris Johnson, Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna işgalinden önce telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söylemiş. İngiltere'de bu konuşuluyor. Kremlin ise Johnson'ı yalanlamış ama iddiayı ortaya atan İngiltere Başbakanı. eski yani önceki İngiltere Başbakanı olsa da önemli. Putin beni füze saldırısıyla tehdit etti diyor. Yani beni ve ülkemi füze saldırısıyla tehdit etti diyor. Son derece önemli. Ukrayna Savaşı kritik bir eşiğe doğru ilerliyor. Bakalım bu sene Dananın kuyruğu kopacak mı? Birlikte göreceğiz. Ama Orta Doğu çok önemli. Ekrana getireceğim son grafik bu. Harita üzerinde 5 noktada anlatmaya çalıştım. Sadece bu 5 gelişmeyle ilgili bir saatlik program yapılır ama kısaca özetleyeyim. Özellikle son 3-4 gün içerisinde Orta Doğu'da İsrail-İran merkezli olarak yaşanan olaylar... ...tekrar dikkatleri bölgeye çevirdi. Amerika'nın CIA şefi ve... E, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Mekik dokuyor şu anda. Mısır, İsrail orası burası türlü her türlü yetkililerle görüşerek en azından tansiyon düşürmeye veya çözüm bulmaya çalışıyorlar. O konuda da bir kafa karışıklığı var anlatırım. E, Azerbaycan ile İsrail arasında bir yakınlaşma var. Azerbaycan 30 yıl sonra İsrail'e ilk büyükelçiyi atadı. E, o arada İsrail e, 26 Ocak'ta Jenin'de 1.60 yaşında bir kadın 9 Filistinli'yi öldürdü ve bu çok fazla basında özellikle batı basınında yer almadı. Yer aldı ama çok fazla büyütülmedi. İki gün sonra 28 Ocak'ta 21 yaşında bir Filistinli Doğu Kudüs'te bir sinagogu basıp 7 Yahudi'yi öldürdü. Ama bu günlerdir konuşuluyor. Elbette bunun bir rövanş olduğu veya bir misilleme olduğu, misilleme saldırısı olduğu anlatılıyor. Yer yer yorumcular bağlandıklarında bu analizi yapıyorlar ama maalesef bu biraz yani İsrail'in Filistinlilere dönük saldırısı ve 9 Filistinliyi öldürmesi biraz gözlerden uzak tutuluyor. Sanki ortada hiçbir şey yokken Filistinliler gelip sinagoga saldırmışlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Her ikisi de tasvip edilemez elbette ama hadiseleri verirken iki hadiseyi de koyacaksınız. İşte onun için Amerikan elçisi bölgede mekik dokuyor. Amerikan CIA şefi ve Amerikan Dışişleri Bakanı. O arada Dışişleri Bakanı Blinken, biz iki devletli bir çözüm öneriyoruz demiş e, İsrail'de. Fakat e, böyle bir şey öngörmediğini Amerikan Başkanı Joe Biden yakın zamanda söylemişti. Başkanla Dışişleri Bakanı bu konularda farklı düşünüyorlar belli ki. Gene İsrail bağlantılı olarak İran-Azerbaycan arasında büyük bir gerilim var. Özellikle Dağlık Karabağ e, ve o orada yaşanan e, geçtiğimiz sene ki savaşla ilgili ve savaş sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili İran'ın kuzeyinde e, Azeriler'in yaşadığı işte Doğu Azerbaycan yani iki parçalı bir Azerbaycan bölgesi var. ondan dolayı da her iki ülke burada hak iddia ediyor. O ayrı bir hikaye, uzun yıllardır devam eden hikaye. Fakat yakın zamanda şu oldu. 27 Ocak'ta bunlar hep birkaç gün içinde olan şeyler ve eş zamanlı olan şeyler. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bir saldırı düzenlendi. Şu gerekçeyle veya bu gerekçeyle elçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetti. Yine bir gün sonra İran İsfahan'daki askeri fabrikaya insansız hava aracı, dronlarla bir saldırı düzenlendi. Amerikan basınında çıkan ifadeler bunun İsrail'in yaptığı yönünde, İsrail dronlarının saldırdığı yönünde saldırılan yerlerde nükleer tesisler olduğu ifade ediliyor. Bu İran'da İsrail'i suçluyor. İran dronları İsrail'de nükleer tesisleri vurdu gibi bir durum var Amerikan basınına göre. Yine Azerbaycan'la şey arasında... Ee, İran arasında gene İsrail destekli bir gerilim var. Dolayısıyla e, İsrail-Filistin gerilimi ayrı bir konu. Orta Doğu'da sular ısınıyor. Bu konu Türkiye'yi veya Türkiye'de yakın zamanda gidilecek seçimleri etkiler mi? Şu aşamada bir şey söylemek için erken ama Orta Doğu'da suların ısındığını söyleyebiliriz. Bunun için erken değil. Bu gelişmeleri de takip etmeyi e, sürdüreceğiz. Yaşanan olaylar Türkiye'nin üç bir tarafında yaşanan olaylar çünkü. Evet. Bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayın Perşembe günü olacak. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Görüşmek umuduyla hoşçakalın.